Çocukken ben Pazarcık denilen yerde babam öğretmendi. Bilecik'in kazası. Yunan geldi Bursa'ya. Birinci İnönü Savaşı'nda biz oradaydık. Yayan böyle Bilecik'e kadar trene gidiyoruz. Evvela Eskişehir'e gidiyoruz. Ondan sonra oradan Ankara'ya gittik. Ankara'dan da Çorum'a kaçtık. Ankara'dan Çorum'a gitmek çok zor imkan vardı. Üstü açık, altında cephane dolu olan vagonlara bizi bindirdiler. Yanlarda büyükler oturuyor, orta yerde çocuklar oturuyordu. Ondan Yaşan denilen yere gittik. Orada indirdiler bizi karanlık gece. Neyse, yok vasıta yok hiçbir şey. Neydi bu araba, ne bir şey. Babam bir eşek kervanı bilmiş. İşte büyükler eşeğin sırtında, çocukları küfelere koydular eşeğin küfelerine. 5 gün 5 gece uykusuz, şeysiz Çorum'a gittik. Perişan vaziyette. Eskişehir'de biraz hatırlıyorum. Orada ben hastalandım. Bana süt alıyorlar. Fakat kardeşime vermiyorlar. Kardeşim, Allah ben de hasta olsam da ablam gibi süt içsem diye. Yani o derece fakirlik var. Çocuğa birine süt veriliyor, birine verilemiyor. O derece sıkıntı vardı. Eniştem bir araba getirmiş. Evde eşyaları, birçok şeyleri dolduruyor. Devlete vermek için. Halam diyor, ne yapıyorsun yahu diyor. Hanım diyor, memleketi düşman işgal ediyor diyor. Bunların ne faydası olacak sana işgal olursa diyor. En büyük Mustafa Kemaller arasında yurt gezisine devam eden 119 senesinin 19 Mayıs'ında eski köhne bir vapurun. Hanımın bir türlü kafası ermiyor o zaman. Yani bak, gazete yok, bir şey yok, bilinmiyor. Sonra biz böyle perişan eşekler üzerine gidince halam işi anlıyor. Aa, diyor, demek ki hükümete borçluyuz, vermek lazım diye. O zaman tabii halk perişan vaziyetteydi. Askerin üstü başı yoktu. Fabrikalar işgal etmişti yabancılar, askeri fabrikaları. Ne ayaklarında, ne üstlerinde, ne başlarında, ne yiyecek, hiçbir şey yok. Bunu Atatürk dedi ki, şu vaziyetteyiz, ne kadar yardım ederseniz size yardımınızın karşılığı parasını da vereceğim. Zafer olduktan sonra, hatta arkadaşları hangi zafer, nerede zafer diye alay ediyorlar onunla. Ve böylece halka ayaklandırdı Atatürk. Halk bu defa askerin çorabını, intanını, çarığını, botunu, hepsini askeri insanlar yaptı yani. Ondan sonra evde bıçak var, ondan silah yaptılar. Yani tamamıyla halkın Atatürk'e yaptığı büyük yardımla bu işler oldu. İnandılar çünkü Atatürk ne dediyse hepsini, doğru söylediğine inandı halkımız. Bana gençler sordular, halk inandı mı? Halk inanmasa bunları yapmazdı. Düşman kapımızda zaten, içimizdeydi. Bu büyük adam düşmanı Akdeniz'e dökmek suretiyle istiklalimizi bize sağladı. Türk milleti atasına her zaman için minnettardır. Fransızlar, İngilizler, Yunanlılar memleketin içindeydi. Perişan vaziyetteydik yani. Kurtuluş Savaşı bitti. Ondan sonra Cumhuriyet ilan oldu. Biz Çorum'daydık Cumhuriyet ilan edildiği zaman. Böyle toplar patladı, davullar çaldı. Babam Cumhuriyeti anlattı. Ben çocuğuz yani.
anlayabildiğimiz derecede anladık. Eğitim seferberliği yaptı. Eğitim seferberliği olmasaydı, bu aydınlanma şeyi olmasaydı bugüne gelemezdik. Almanlar o zaman Cahuda olan profesörleri kürsülerinden attılar. Adamlar şaşkına döndüler, dernek kurdular. Bu dernekle kendilerini alabilecek bütün milletlere müracaat ettiler. Hiçbirisi bu Hitler korkusundan istemedi, almadı. Amerika bile, göçmen memleketi, almadı. O zaman 10 yıllık bir memleketi, cumhuriyeti. Bizi duyuyorlar, müracaat ediyorlar. Atatürk onu duyar duymaz, gelsinler hemen diyor. Onlar bütün şeyiyle aldı Atatürk. Fakültelerin kurulması, ondan sonra üniversitenin kurulması, onlar vasıtasıyla oldu. Güzel Sanatlar Okulları, onlar vasıtasıyla kuruldu. Ve böylece büyük bir seferberlik oldu. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi neden kuruldu? Türk tarihi, Türk kültürü, Türk dilini araştırıp öğrenmek. Çünkü o zamana kadar Türklerle ilgili kendimiz bir şey bilmiyorduk. Dışarıda da bir şey bilmiyorlardı. Onun için Atatürk geldiği zaman sorunca Anadolu'da nesin dediğince Türk'üm demeyi bilmiyordu. Atatürk Türklere Türklüğünü göstermek, Türklüklerini öğretmek istedi. Bu yüzden Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini kurdu. O zaman için çok çok büyük bir şeydi o. Gençlerimiz Türklerle ilgili olan bütün milletlerin kültürlerini, tarihlerini, kitaplarını okuyacak. Atatürk bir kitapta, bir Fransız kitapta Sümerlilerin Türk kökenli olabileceği ve dillerinin Türk diline benzediği yazılı yanına çizmiş ve çok önemli yazmış. Kitap şeyde Anıtkabir'de durur. Diyor ki acaba hakikaten Türklerle Sümerliler beraber bir mi? Aynı nesil şeyden midir? Bunlar da araştırırsa Sümeroloji konusun diyor. Sümeroloji hoşuma, Sümeroloji yok dünyada. Hattuşa'da da Hititlerle ilgili çalışmalar yapılıyor. Hitit tabletleri bulunmuş, çözülmüş dilleri. Bu vaziyette bunları Atatürk öğrenmiş böyle olduğunu. O zaman düşün 30'larda o kadar işin arasında. Diyor ki Hititoloji konusunda belki Hititlerin de kökeni Türk'tür diye. Ve böylece işte Hititoloji ve Sümeroloji Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne konuyor. Dil Tarih Fakültesi bir defaya mahsus olmak üzere öğretmenleri aldılar. Ben öğretmendim. 4 senelik ilkokul öğretmeniydim. Ondan istifade ederek gittim. Nereye gireceğiz bilmiyoruz tabii. Biz iki arkadaş gittik. İşte Sümerolojiye gireceğiz. Sümeroloji, Hittoloji, Arkeoloji alacaksınız. Peki girelim de ne olsun, ne olursa olsun dedik. Tabii çok önemliydi. Hakikaten çok önemli. O zaman bir şeyden haberimiz yok. Hocalarımız Alman dilini bilmiyoruz. İşte Almanca öğrendik falan filan. 4 sene sonra mezun olduk. Hocamız iki arkadaşı da bize üniversitede kalıp akademik kariyer yapmamızı istedi. Aile bir durumlar falan vardı. Müzeyi istedik. En muazzam bir karar verdi bize. Sonradan anladık. Binlerce tableti, yani Sümer, Akat, Hitit tabletlerini biraz elden geçirdik, okuduk, numaraladık.
en büyük akademik çalışmaları müzede yaptık. Onun için muazzam müze çalışmasını ben çok severim. Atatürk hastaydı. O kadar ki yatıyor, kalkamıyor. Adam biraz uyku uyumuyordu vakti zamanında. Kafası mütemadiyen meşgul olan bir insan. Kimseyle konuşturmuyorlar, gelen giden. Yalnız bir vaziyette 40 gün öyle kaldı. Ben ona çok yanarım hala öyle şeydim. De o öyle hasta yatakta. Ben de tesadüfen bir rahatsızlandım herhalde soğuk algını. Yatıyorum, yatarken düşünüyorum işte yine o eski şeyleri falan. Bir an dedim ki Atatürk'te düşünüyorum. Adam biraz kimseyle görüşmediğine göre yapacağı bir tek şey var, düşünce. Çünkü o çok çok evvelden çok düşündüğü için şikayet ediyordu. Çok düşünüyorum, uyuyamıyorum diye. Talebe olarak dil tarihte aşağıda bir salon var, bir salonumuz. O salonda sabahleyin erkenden toplandık. Atatürk saniye bir haber veriyorlar, dakika dakika hastalığı ne vaziyette diye. Bekliyoruz hepimiz büyük heyecanla. Ne oluyor diye. Bir anda saat 9:05 geçti. Öldüğü haber verilince bütün arkadaşlar, kız, erkek, herkes ağlıyor, birbirine sarılıyor. Kim kimin ne olduğu belli değil. Hepimiz birbirimize sarılıyoruz, ağladık. Onu hiç unutmam. Hala ağlamak istiyorum. Bütün Türkiye'ye sardı bu üzüntü ve hakikaten akıl alacak gibi değil insanların ona karşı gösterdikleri ve ölüden, ölünce hiç sevgi, hiç inanılacak gibi değildi. Koca cami var Eminönü'nde. O caminin bütün kubbelerinin etrafı insan dolmuştu. Atatürk'ü İstanbul'dan Ankara'ya götürürken bütün insanlar oralara çıkmış. Yani nihayet bir arabayı görmek için bu insanların, düşünün o kubbelerin etrafında nasıl çıktılar, nasıl hala hayret ederim. Bu çok etkiledi beni. Yabancılar da aynı şey gösterdiler. Üzüntü, en büyük üzüntü. Gelince o gelir bakalım. İnsanlığa saygı duyan insandır. İşte çok erken öldü. Benim yaşımın da yarısı ona verseydik.